Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde grafik çözüm yönteminde alternatif optimum çözümle ne zaman karşı karşıya kalırız? Onunla ilgili ilk örneğimizi yapacağız. Bir maksimizasyon problemiyle karşınızdayız. Amacımız 9x artı 12y ifadesini maksimize etmek. Koşullarımız nedir? 3x artı 4y küçük eşittir 360, x artı y büyük eşittir 80, 3x eksi y büyük eşittir 0, x ile y'yi de gene 0'dan büyük eşit kabul ediyoruz. Negatif alma koşulumuz da var. İlk olarak yapacağım işlem şu olacak. Bütün bu eşitsizlikleri ayrı ayrı kartezyen koordinat sistemini çözüm kümelerini bulacağım. Arkasından da tek bir kartezyen koordinat sisteminde bütün bu eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini belirleyeceğim. Uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarında amaç fonksiyonumun aldığı değerlere bakacağım ve böylelikle de alternatif çözüm var mıdır, yok mudur, varsa nelerdir ve bunların dışında başka alternatif çözümler de var mıdır diye ne yapacağız? İnceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir düzlem, yani kartezyen koordinat sistemi çizmekle başlayacağım ve ondan sonra da ne yapacağım? 3x artı 4y, 3x artı 4y, 3x artı 4y küçük eşittir 360 eşitsizliğini göstermek istiyorum. Bunun için de 3x artı 4y eşittir 360 doğrusunu çizmem gerekmekte. X'e 0 verdiğimiz zaman y'nin aldığı değer 90. Y'ye 0 verdiğimiz zaman ise x'in aldığı değer kaça eşit? 120'ye eşit. Bunları eksenlerimizde yerine yazacağız. X ve y ekseninde 30, 60, 90, 120. Evet, 30, 60, 90 ve 120 diye işaretledik. Arkasından da 30, 60 ve 90 şeklinde y ekseninde de gene ölçeklerimizi ne yaptık? Yerleştirdik. Şimdi eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Y eksenini 90'da kesiyor. X eksenini 120'de kesiyor. Bu iki noktayı birleştiren doğruyu çizdiğimiz zaman biz 3x artı 4y eşittir 3x artı 4y eşittir 360 doğrusunu ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Kırmızı çizdiğimiz doğru. Pekala. 3x artı 4y küçük eşittir 360 dediğimiz eşitsizliğin çözüm kümesi nerededir? Hatırlarsanız eğer bir kontrol noktası seçiyordum. Kolaylık olması açısından 0'a 0'ı seçeceğim. X'in yerine 0, y'nin yerine 0 yazdığım zaman bu eşitsizlik sağlanıyor mu diye kontrol edeceğim. 0, 360'dan küçük veya eşit olduğuna göre bu durumda demek ki ben ne yapmalıyım? Bu doğruyla beraber bu doğrunun altında kalan bölgeyi ne yapmam gerekiyor? Taramam gerekiyor. Bu evet, yani orijinin bulunduğu bölgeyi tarıyorum. Bu bölgeyi tarıyorum arkadaşlar. Tabii ki küçük eşittir dendiği için eşitlik söz konusu olduğu için aynı zamanda 3x artı 4y eşittir 360 doğrusu da bu eşitsizliği ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Taralı bölgemiz nedir? 3x artı 4y küçük eşittir 360 eşitsizliğinin çözüm kümesidir arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci eşitsizliğimize. Bunun içinde x artı y büyük eşittir 80'i çizeceğiz. Ama tabii önce düzlem, kartezyen koordinatlarımı çizelim. Ama tabii fosforlu yeşille çizmeyelim. Onu neyle çizelim? Siyahla çizelim. Ve
Evet, X artı. Gene birinci bölgede çalışıyorum. Neden birinci bölgede çalışıyorum? Çünkü negatif olmama koşulumuz var. Burası Y ekseni, şurası da X ekseni arkadaşlar. Ve amacımız X artı Y büyük eşittir 80 eşitsizliğini çizmek. Bunun için de X artı Y eşittir 80 doğrusunu ilk önce çizmem gerekiyor. X'e 0 verecek olursam Y kaç olacaktır? 80 olacaktır. Ve Y'ye 0 verecek olursam X kaç olacaktır? O da 80 olacaktır. Burayı da 20, 40, 60 ve 80 diye numaralandıralım, ölçeklendirelim. Benzer şekilde 20, 40, 60 ve 80 diye gene ne yapalım? Y eksenini de ölçeklendirelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Farklı bir renk seçelim. Mesela mavi ve X artı Y, X artı Y eşittir 80 doğrusunu ne yapalım? Hemen çizelim. Doğrumuzu çizdik. Çizmiş olduğumuz doğru nedir? X artı Y eşittir 80 doğrusudur arkadaşlar. Bu doğrudur. Peki X artı Y büyük eşittir 80 eşitsizliğinin çözüm kümesini düzlemde nasıl göstereceğim? Gene kontrol noktası olarak orijini alıyorum. X'in yerine 0, Y'nin yerine 0 yazdığım zaman eşitsizlik sağlanıyor mu diye bakıyorum. Bu eşitsizlik tabii ki sağlanmıyor. 0 80'den büyük veya eşit değil. Öyleyse orijinin olmadığı noktalar kümesini, bölgeyi ne yapacağım? Tarayacağım. Benzer şekilde bakın şöyle turkuaz mavisi bir fosforlu renkle ne yapıyorum? Birinci bölgedeyim. Tekrar bunu ifade ediyorum. Çünkü negatif alınma koşulumuz var. Aynı zamanda tabii ki bu doğru üzerindeki tüm noktalar da ne olacaktır? Eşitsizliği sağlayacaklardır arkadaşlar. Ona dikkat edin. Çünkü neden? X artı Y büyük eşittir 80 dendiği için. X artı Y büyük eşittir 80 dendiği için ona da dikkat edelim. Bu taramış olduğumuz turkuaz mavisiyle taramış olduğumuz bölge doğruyla beraber X artı Y büyük eşittir 80 eşitsizliğinin çözüm kümesidir arkadaşlar. Şimdi bir başka eşitsizliğimiz daha vardı. O da neydi? 3x eksi y büyük eşittir 0'dı. Gene x, y koordinat sistemimizi, kartezyen koordinat sistemimizi ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Çizdik. Ve amacımız ne? 3x eksi y eşittir 0 doğrusunu oluşturmak. Şimdi burada x'in yerine 0 verdiğimizde Y de 0 oluyor. Yani bu orijinden geçen bir doğru. Bir başka noktaya daha ihtiyacım var. Bunun için de ne yapabilirim? Mesela X'e 1 verebilirim. X'e 1 verirsem 3 çarpı 1 eksi Y eşittir 0'dan. Y kaç çıkar? Y 3 çıkar. Demek ki benim doğrum X eşittir 1 olduğunda X eşittir 1 olduğunda Y de kaça eşit oluyormuş? 3'e eşit oluyormuş. Şöyle yaparsak, şöyle mesela şurası 1, 2 ve 3 dersek, şurasını da gene 1 dersek, 1'e 3 noktasını ne yapıyorum? Şöyle belirliyorum. Evet, şu noktamız, taradığımız noktamız apsisi 1, ordinatı 3 olan noktadır. Benim doğrum orijinden ve 1'e 3 noktasından geçmektedir. Şimdi gelelim doğrumuzu çizmeye. Bunun için de kırmızı, daha önceden kırmızı kullandık sanırım. Farklı, turuncu mu kullanalım? Turuncuyu kullanalım. Turuncu ile çizelim. Ve bu iki noktayı birleştiren bir doğruyu çiziyoruz şu şekilde. Gene birinci bölgede çiziyorum sadece doğru mu arkadaşlar? Ona dikkat edin lütfen.
Evet, 3 eksi eksi y eşittir 0 doğrusunu ne yapmış oldum? 3 eksi eksi y eşittir 0 doğrusunu çizmiş oldum. Şimdi 3 eksi y büyük eşittir 0 eşitsizliğinin ne yapmam lazım? Bu çözüm kümesini düzlem üzerine göstermem lazım. Origin zaten benim doğrumun geçtiği nokta olduğu için burayı kontrol noktası olarak alamam ama bakın şurada güzel bir hemen 1'e 0 noktası var. Absisi 1, ordinatı 0 olan x'in yerine 1, y'nin yerine 0 yazdığımızda eşitsizlik sağlıyor mu? Ona bakacağız. 3 nedir? 0'dan büyük eşittir sağlıyor. Demek ki bu noktanın bulunduğu bölgeyi ne yapmam gerekecek? Taramam gerekecek. Hemen onu da ne yapalım? Güzelce tarayalım arkadaşlar. Şimdi gene bu evet şöyle tarıyoruz. Fosfor kaleminizle tarıyoruz. Sadece birinci bölgedeyiz. Unutmayın. Neden? Negatif alan koşulumuz olduğu için. Tabii ki bu doğrunun üzerindeki bütün noktalar da ne yapacaktır? Benim eşitsizliğimi sağlayacaktır. Çünkü 3x eksi y büyük eşittir 0 denmiş. Bu eşitlik söz konusu olduğu için bu doğru üzerindeki her nokta bu eşitsizliğin çözüm kümesindedir. Bu eşitsizliği sağlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu toplamda 3 farklı kısıtımızı ne yaptık? Ayrı ayrı çizdik. Daha iyi anlamanız için. Şimdi bunların hepsini tek bir kartezyen koordinat sisteminde çizeceğim ki uygun çözüm bölgesini ne yapabilirim? Görebilirim diye. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün bu eşitsizlikleri aynı anda sağlandığı bölgeyi grafik olarak göstermekteyiz. Evet. Şimdi bakacak olursak yeşil ile taralı olan bölge bütün kısıtlarımızın aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesidir arkadaşlar. Uygun çözüm bölgesidir. Bu uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını belirleyelim hemen. Onları işaretleyelim. Sonra da onları nasıl bulacağımızı da gösterelim. Şurada bir köşe noktamız var. Buraya A diyelim. Bir başka köşe noktamız daha var. Konveks bir bölgemiz bu bölge. Ve şurada A, B, C ve D. Toplamda 4 tane köşe noktamız var. Gelelim bunların kesişim noktalarını bulmaya. Nasıl bulacağız? Buradaki doğrularımızın kesişikleri noktaları belirlemek için arkadaşlar yapmamız gereken şey ne olacaktır? Bu doğruların denklemlerini ortak çözmek olacaktır. Şimdi bakın burası şu turkuaz renkli olan doğrumuz ne doğrusuydu? 3x eksi y eşittir 0 doğrusu idi. Kırmızı renkli olan doğrumuz ise x artı y eşittir 80 doğrusu idi. Ve mavi renkli olan doğrumuz ise arkadaşlar o ise neye eşitti? 3x artı 4y, 3x artı 4y eşittir 360 doğrusu idi. Ben bu doğruların ortak çözüm kümelerini bulduğum zaman A, B noktalarını belirleyeceğim. Zaten C ve D noktaları dikkat ederseniz x artı y eşittir 80 doğrusunun kestiği nokta bakın C noktası. X ekseni kestiği nokta yani 80'e 0. D noktası ise dikkat ederseniz 3x artı 4y'nin 3x artı 4 eşittir 360 doğrusunun x eksenini kestiği nokta. Bu noktanın koordinatları da kaça eşit? 120'ye 0'a eşit. Zaten onlar aşikar. Onlar belli. Bizim bulmamız gereken A ve B noktaları. Şimdi A noktasının koordinatlarını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu arada özür dilerim. Arkadaşlar evet. Sevgili ikinciğim benim yemeğimden birazcık
otlanmaya kalkıştı. Şimdi yapacağımız A noktasının koordinatlarını bulmak için x artı y. Evet, kederim mi var, derdim mi var diyeceğim ama onu da diyemiyorum. Gördüğünüz üzere birazcık sıkıntılı bir durum söz konusu. Benim ders yapmama engel oldu. Ders yapmamı istemiyor arkadaşlar. Kedim ders yapmamı kesinlikle karşı. Şimdi x 3x eksi y eşittir 0 doğrusuyla x artı y eşittir 80 doğrusunu ortak çözeceğim. Bu ikisini ortak çözmek için taraf tarafı toplarsam y'leri yok edeceğim için sadece tek bir değişkene indirgeyeceğim denklemimi. X de kaç çıkacak? 20 çıkacak. X 20 bulduktan sonra ya birinci denklemde ya da ikinci denklemde yerine yazarak y'yi bulabilirim. İkinci denklemde yerine yazmayı tercih ediyorum. 3 ile çarpmak zorunda kalmayayım. Daha basit olsun işlemler diye. Buradan da y kaç çıkacak? 60 çıkacak. Demek ki A noktasının koordinatları nelermiş? A noktasının koordinatları 20'ye 60'mış arkadaşlar. Bunu bulduk. Şimdi B noktasının koordinatlarını bulalım. Renkler karışmasın diye B noktasının koordinatları bulmak için de ne yapacağım? 3x eksi y eşittir 0 doğrusuyla 3x artı 4y eşittir 360 doğrusunu taraf tarafa çözeceğim. Yavrucuğum sen şuradan git lütfen. 3x artı 4y eşittir 360. Bunları taraf tarafa çözeceğim. Eğer ikisinin taraf tarafa çıkartacak olursam 3x'ler gideceği için sadece y değişkenim kalacak. Tek değişkene indirmek istiyorum zaten ben. Eksi 5y eşittir eksi 360 olacak ve buradan da y eşittir 36 çarpı 2'den 72 olarak bulunacak. Demek ki y'yi 72 bulduk. Daha sonra istersem 3 numaralı denklemde, istersem 4 numaralı denklemde y'yi yerine yazarak x'i bulabilirim. Ben 72'yi 3 numaralı denklemde yerine yazacağım. 3x eksi 72 eşittir 0'dan 3x eşittir 72 ve buradan da x kaç çıkacaktır arkadaşlar? 24 çıkacaktır. 24 olarak bulduk. Yani B noktasının koordinatlarını da 24'e 72 olarak hesapladık. B noktasının koordinatlarını da bulduk. Onu da şurada yazalım. B noktasının koordinatları neymiş? 24'e 72. A noktasının koordinatı neymiş? A noktasının koordinatları da 20'ye 60'mış. Diğerlerini de zaten hesaplamıştık. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bir tablo yapacağım. Hemen güzel bir tablo yapalım, oluşturalım. Ve bu tablomuzda da bulduğumuz bu noktaların koordinatlarını amaç fonksiyonunda yerine yazacağız. Tabii benim gibi iğrenç çizgiler çizmek istemiyorsanız buradaki çizgi komutunu kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi bir tane de dik bir doğru çizelim. Ve arkasından da şöyle A noktasının koordinatlarını ve amaç fonksiyonumuzu yerine yazalım. Amaç fonksiyonumuz neye eşitti? Z eşittir 9x artı 12y'ydi. A noktasının koordinatları bakarsak eğer 20'yi 60'tı. B noktasının koordinatları kaça eşitti? 24'e 72'ydi. C noktasının koordinatları kaça eşittir? 80'e 0'dı. Ve D noktasının koordinatları da 120'ye 0'dı. A noktasında fonksiyonumuzun aldığı değeri hesaplarsam 20-60'ın aldığı değer nedir? 9 çarpı 20 artı 12 çarpı 60'dan o da kaça eşit olacaktır? 900'e mi eşit olacaktır? Birazcık yamuk yazdım. Birazcık değil, bayağı bir yamuk yazdım aslında. Değil mi? Bayağı bir yamuk yazdık. Daha düzgün yazalım. Evet, ZA eşittir kaç oldu? 9 çarpı 20 artı 12 çarpı 60. Bu da kaça eşitmiş? 900'e
eşitmiş B noktasında fonksiyonumuzun aldığı değer kaç? Eşit 9 çarpı 24 artı 12 çarpı 72'den o da kaça eşitmiş? 1080'e. Ve C noktasında aldığımız değer 9 çarpı 80 artı 12 çarpı 0'dan 720. D noktasında aldığımız değer ise o da 9 çarpı 120 artı 12 çarpı 0. O da kaça eşit? 1080'e eşit. Burada neyi gözlemliyoruz? İki tane en büyük değer var. İkisi de iki tane ne var? İki tane optimum değer var. Yani benim iki tane alternatif çözümüm var. Bakın hem B noktasında fonksiyonumuzun aldığı değer 1080 maksimize ediyor. Hem de D noktasında fonksiyonumuzun aldığı değer 1080. Gene bu da amaç fonksiyonunu maksimize ediyor. Öte yandan şunu söyleyelim arkadaşlar. Sadece iki tane çözümüm yok benim. İki tane çözümüm yok. Benim bu BD'yi birleştiren doğru parçası üzerinde yani 3x artı 4y eşittir 360. Ama x'ler hangi aralıkta olmak zorunda? 24 ile 120 aralığında olmak üzere bu doğru üzerinde bulunan bütün noktalar benim için birer optimum noktadır, çözümdür. Optimum değeri yani 1080 değerini verir. Kısacası şu, bakın şurada hemen onu fosforlu kalemle gösterelim. Şu fosforlu kalemle göstereyim. Bakın pembe bir fosforlu kalemle çiziyorum. Bu doğru parçası üzerinde bulunan her nokta benim için bir optimum çözümdür. Mesela x'e 60 verdiğimiz zaman 3x artı 4y eşittir 360 fonksiyonunda x'in yerine 60 verdiğimizde 3x artı 4y eşittir 360. Ben burada x'in yerine ne verdim? 60 değerini verdim. Ve y absisi bulacağım. 3 kere 60, 180. 180 artı 4y eşittir 360'dan. 4y kaça eşit olacaktır? 4y eşittir 360'dan 180 çıkacak. 16'dan 8 çıkarsa 8, 2'den 1 çıkarsa 180. 4y eşittir 180'den. Y kaç çıkar arkadaşlar? 18 çarpı 10 bölü 4. Burası 5 olur, burası 9 olur. 45. Demek ki mesela 60'a 90 noktası. 60'a 90. X'in 60, Y'nin 90 olması durumunda amaç fonksiyonumuzun aldığı değer yani 9 çarpı 60 artı 12 çarpı 90 değeri kaça eşit olacaktır? 720 artı 9 kere 2, 18 elde var. 1, pardon 90 nereden çıktı? 45 yazacaktık oraya değil mi? Özür dilerim, 12 ile 45'i çarpacaktık. Neden öyle 90 yazdım acaba? Ben bir de bu silgimi de değiştireyim. Silgiyi farklı bir silgi yapayım. Evet. Çünkü bir anda bir baktım. 1080 çıkıyor zaten. 12 çarpı 45. Değil mi? Bu değeri bulmamız lazım. 12 ile 45'in çarpımı ne yapar? 12, 10 çarpı 450. 450, 90 daha. 450, 90 daha ne yapar? 540 mı yapar? 500. 40 mı yapacak? Yanlışlık olmasın. Bir saniye bir hesaplayalım. Bir durduralım, hesaplayalım arkadaşlar. Çarpım tablosunu da unutmuşuz değil mi? Şurası da mı 540 olacak?
Yani 9 ile 6'yı çarpıp 720 diyen de bir ben varımdır herhalde. Matematiğim zayıf. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, 9 kere 60, 540 artı 540. Bu da ne yapar? Gene 1080 yapar. Gördüğünüz gibi mesela sadece bir tane örnek yaptım. 60'a 90. Bu gerçekten 3x artı 4 eşittir 360 doğrusu üzerinde olan bir nokta. Dediğim gibi sonsuz tane çözüm var. Alternatif sadece 2 tane, 3 tane değil. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın 24 x 24 ile 120 arasında olmak üzere 3x artı 4y eşittir 360 doğrusu üzerindeki her nokta bu problem için bir optimum çözüm noktasıdır. Yani bizim aslında sonsuz tane çözümümüz vardır. Tek bir tane çözümümüz yoktur. Çözüm sonsuzdur diyoruz. Ve yorgunluktan gördüğünüz üzere çarpım tablosunu bile şaşırdığıma göre ne yapacağız? Artık burada videomuza son vereceğiz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyerek arkadaşlar dersimizi sonlandırıyorum. Evet, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.